Baban hayata küsmüş, dünyaya dargın bir adamdı. Derdini dökmekten kaçınırdı. Bütün felaketine kasabadaki İlyas Bey'in sebep olduğunu söylemiştim. Şimdi parayla para kazanma zamanı. Nasıl şeymiş o? Paranı bankaya ya da bankere yatıracaksın. Faiz parayı çoğaltır. En yüksek faizden servet kazanacaksın. Adı Ahmet olsun. Rahmetli babamın adı. Bağır içiyor kulağını. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Alıcılarla konuş. Tamamını peşin ederlerse indirim de yapacağım. Baba yadigarını demek elden çıkarıyorsun ha? Buyurun Yusuf Bey. Yatırdığınız paranın dekontu. Hayırlı uğurlu olsun. Cümlemize. Yusuf! Felaket Yusuf! Banker iflas edip kaçmış! Ne? Anlamadım. Banker iflas eder mi be? Kaçar mı? İpotek karşılığı para almış, borçlanmışsınız. Borcunuzu ödemediğiniz için eviniz satıldı. O kadar param varken sen bana yardım ettin mi? 5 kuruş verdin mi? Senin ne hayrını gördüm lan? Kim bu konuştuğun? Ben Bekir. İşçin, ırgatın Bekir. Seni aramaktaydım. Benimle çalışman için. Eski işçime. Ben mi işçi olacağım? Senin tarlanda çalışıyordu Bekir'le Nermin. Sonra evlenmeye kalktılar. Kiminle kim? Bekir gidip istedi. Nermin'in babası vermedi. Kısmet sanaymış. O gece Bekir ağlarken ben yanındaydım. Hepiniz yalancısınız. Şimdi gidip Bekir'e de soracağım. Yardım etme dümeniyle karıma sarkan o yılana da soracağım. Hatırlıyorum. Ne olur anlatma artık. Dinleyecek gücüm kalmadı. Zavallı anacığım. Olacakları anladın zaten. İstesen de anlatmam artık. Yarın öğlende Londra'dayım. Ne güzel. Sabah çok erken kalkıyor uçağım. Sen uyurken gitmiş olacağım. Ben de seninle geliyor sayılırım. O uçakta ve sonra. Her yerde seninle olacağım. Asıl kavurum kız kardeşlerim. Ahmet. Oğlu. Evlat. Unutsan en doğrusunu yaparsın ha? Yarın. Yarın sabahtan tez yok. Mine ile Suna'yı arayacağım. Nerede kaldı bu kız? Hiç böyle yapmazdı. Ha, geliyor. Suna, nerede kaldın kızım bu saate kadar? Çok merak ettik. Tatsız bir şey mi oldu? Size sorduklarıma açıkça cevap vermezseniz, benim kim olduğumu söylemezseniz bu kapıdan girmem. Ya. Döner giderim. Beni size kimin getirdiğini de söyleyecek, adresini vereceksiniz. Neyin? Kimin adresi? Yok ki öyle bir şey. Ya. Öyle mi? Suna dur. Dur diyorum. Yapma kızım. Kendine de bize de eziyet ediyorsun o saçma sapan rüyalarınla. Annen haklı kızım. Çok üzüyorsun bizi. Galiba haklısınız. Tamam. Bu konuyu unutalım artık. Evet. Açmayalım bir daha. Hadi evimize gidelim. Hadi kızım. Hadi. Ver çantanı bana. Hadi kızım. Abi ne olur. Suna'yı götürme avukat amca ne olur. Avukat amca. Ne olur. Abi. 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 Ne olur götürme Suna'yı avukat amca. Abi. Götürme Suna'yı. Abi. Abi bırakma beni ne olur. Abi. Aman Allah'ım. Çıldırıyorum ben. Dinleyin beni. Dinleyin. Ne var ne oluyorsun? Hasta mısın kızım? Evet hastayım. Akıl hastasıyım.
Otur olmayacak şöyle, şeyler görüyorum rüyamda. Bir otomobille götürüyorlar beni. Arkamdan bir çocuk koşuyor. Hastaneye götürün beni hemen. Bir odaya kapatsınlar, zincire vursunlar, durmayın ne olur. Hayır, hasta değilsin. Yaşadığın felaketleri görüyorsun rüyanda. Ya. Doğru mu gördüklerim? Evet, doğru. Nasıl doğru gördüklerim? Anlatın bana. Gerçek şu. Baban anneni öldürmüş. Siz üç kardeş ortada kalmışsınız. Bir avukat sizleri evlatlık olarak veriyordu. Biz de seni istedik. Çok şirindin. Seni çok sevdik. Bizim kızımız oldun sen. Sana o avukatın adresini vereceğiz. Git konuş. Ama bırakma bizleri. Bırakma kızım. Yalvarırım, bırakma. Dinle anneni yavrum. Bırakma bizi. Ben sizin kızınız değilim, öyle mi? Nasıl saklarsınız böyle bir gerçeği benden? Nasıl? Suna. Suna kızım, nereye? Suna. İşte orada. Kızım. Yavrum. Avukatın kartı. Al. Burada adresi yazılı. Az sonra konuşacağım avukatla. Kardeşlerimin nerede olduğunu öğreneceğim. Onları bulacağım artık. Az önce bir genç kız geldi. O da beyefendiyi sordu. Yazık ki beyefendinin durumu çok ağırlaştı. Hastaneye kaldırdılar. Ya, çok üzüldüm. Hanımıyla konuşabilir miyim? O da beyefendiyle beraber gitti. Yanında kalacak. Hangi hastane bu? Yeri nerede? Saatlerdir yoğun bakımda. Çok ağır. Çok korkuyorum. Çok şaşırdım. Çok da üzüldüm. İnşallah iyileşir. İnşallah. Sağ ol. Sen neden aramıştın Orhan'ı? Çok önemli. Yaşamsal bir konu için. Sadece onun bildiği bir şey. O iyileşene kadar bekleyeceğim. Pardon, saatiniz kaç? 9:30. Hı hı. Avukat Orhan Saygın kaç numaralı odada yatıyordu acaba? Bir dakika efendim. Kadıncağız pek üzgün, pek bitkin bir haldeydi. İlaç vererek uyutmak zorunda kaldık. Çıkalım lütfen. Çıkalım. Yoğun bakıma da ben giremem herhalde. Yasak ve hasta için tehlikeli bir durum.
Orhan Bey'in durumu da çok ağır. Birkaç günden önce kendine geleceğini sanmıyorum. Siz daha sonra gelin en iyisi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pardon. İyi yolculuklar. Unutma beni. Ne olur kavuştur bizi Allah'ım. Ne olur çabuk dönsün. Avukat yoğun bakımda. Durumu çok ağırmış. Görüşmemize imkan yok. Çok yorgun, uykusuzum, bitkinim. Gel hemen yat. Dinlen yavrum. Gelsin gelsin. Geliyorum anacığım. Bugün okula da gidemeyeceğim. Bekliyoruz yavrucuğum. Canım kızım. Anacığım dedi bana. Buyur. Sağ ol. Afiyet olsun. Ahmet gelmiyor mu? Uyuyor. Bırak uyusun. Günlerdir çekmediği kalmadı. Doğru. Hırsızlık suçlaması. Aradığı kardeşleri. Avukatın hastalığı. Bir de annesiyle babasının başına gelenler. Öğrendikçe kahroluyor. Zavallıcık. İyi dayanıyor yine. Çocuklarımın üstüne yemin ediyorum. Hiçbir suçumuz, hiçbir günahımız yok. Aç kızım ağzını. Giydirdin mi? Aferin sana. Al bunu da bakayım. Hayırlı sabahlar. Tutayım. Boş yere üzülüyorsun. Beni de utancımdan öldürüyorsun. Dinle beni. Gidip hiç konuşma Bekir'le. Neden korkuyorsun? Korkmuyorum. İşlerimiz düzelirken tatsız bir şeyler olmasını istemiyorum. Hangimizi koruyorsun çok merak ediyorum. Yusuf ne olursun. Karışma işime kadın başınla. Günaydın Yusuf. Hayrola ne oldu? Yok bir şey Sabiha. Olur mu canım ağlıyorsun. Ne oldu anlat bakayım. Hayrola Yusuf, işe gelmedin. Söyle bakalım, ne konuşacağız? Senin Nermin'de gözün var. Kimin? Sakın. Otur şuraya, otur! Cevap ver. Eski aşkın değil mi Nermin? Benim yanımda tarlada çalışırken evlenmeye kalkışmadınız mı ha? Babası vermedi Nermin'i, sen de kahredip Almanya'ya gitmedin mi? İnkar edeyim deme. Cezme her şeyi anlattı. O aşağılık herif fena doldurmuş seni. Avantasını bozduğum için bana bozuk tabii. Cezmeye bağlama lafı. Dediklerim doğru mu onu söyle. İnkar etmiyorum. Doğru. Ama 10 yıl önce de kaldı o iş. 10 sene yetmemiş unutmaya. Birbirinize yangınız sürüyor ki 3 çocuk anası bir kadını utanmadan kovalıyorsun. Yok. Bu çok aşağılık bir iftira. Böyle bir iftiraya utanır insan. Hayvanlıktır bu. Yıkıl git rezil herif. Başımı belaya sokma. İşinde kafana çal. Yazık. Öyle yanılıyorum. Öyle bir günaha giriyorsun ki. Kaybol dedim. Sana borcumu da en kısa zamanda öderim. İşini bırakmadan bir daha düşün. Karın, 3 çocuğun, iyi bir aile hayatın var. Bunu ben değil, sen düşüneceksin. Boynunu kırıp bir daha aileme bulaşmayacaksın. Peki. Sana değil, onlara acıyorum.
hoş geldiniz. Ben de imar müdürlüğüne evrak götürüyorum. Senin bu kadar adi, bu kadar köpek ve namussuz olduğunu bilememişim. Yazık. Gene ne oldu, ne yaptım? Yürü. Yürü. Ne oldu Bekir Bey'im? Ne kabahat işledim? Yusuf'a ne anlattınsa bir de bana tekrarla bakalım. Karısı Nermin'le aşkımızı, evlenmeye karar verdiğimizi. Ben hiçbir şey anlatmadım vallahi. O duymuş sorguya çekti beni. İşi bıraktı Yusuf. Üç çocuğuyla yeniden sokaklarda sürünecek. Sen de insanım diye yaşayacaksın. Seni kovuyorum. Karşıma sakın çıkma bir daha. Sakın dedim. Nermin! Nermin! Babam geldi. Geldim. Hoş geldin. Aç mısın? Hoş geldin babacığım. Hoş geldin baba. Oturun, yemeğinizi yiyin. Aç mısın? Sana da bir tabak git. Benden sonra gelmedi mi? Kim gelecekti? Bekir! Niçin gelsin? Niçin gelmesin? Yanıp tutuşmuyor mu sana? Hasta gibisin. O varlıkla hayatı yitirip yoksulluğa düşünce dünyan karardı. İyilikleri bile bela gibi görüyorsun. Çok üzüyorsun beni. Hikayeyi anlatma bana. Bunca yıl sonra buluştunuz nihayet. Neler yaptınız onu anlat. Yeter diyorum. Namusundan nasıl şüphe edersin? Bunları nasıl söylersin? Eskiden anlaştığınızı gizledim benden. Allah'ın cezası. Eli bile değmedi elime. Aradan bunca yıl geçmiş, neyi anlatacaktım? Namuslu bir kadın söylerdi. Ama sen... Sen kim oluyorsun da benim namusuma dil uzatıyorsun ha? Hem de çocuklarımın önünde. Namussuz, alçak! Sahtekar, yalancı, aşağılık karım. Gebertirim lan seni. Pis yalancı, gebertirim. Anladın mı? Ha? Ha? Anneciğim! Baba yapma bana anne. Bırak lan, bırak. Çekil git. Anneciğim. Fazlamız var, eksiğimiz yok. Kusura bakma. Yo, estağfurullah. Bir sorayım dedim. Yolun açık olsun arkadaşım. Kafasına takmış. Onu aldatıyormuşuz. Hiç durmadan ikimizi suçluyor. Çok ağır şeyler söylüyor. Bana da demediğini bırakmadı. Hem acıdım hem çıldırdım. Zor tuttum kendimi. Tokatlamaya, dövmeye de başladı. Daha kötü şeyler olacak diye korkuyorum. Tahammülüm kalmadı. Yo, olmadı bu. Çok kötü. Bir insan seni nasıl dövebilir? Dayak başladı mı sonrası felaket olur. Hiç durmadan içiyor. Kafasında bir şeyler uyduruyor, saldırıyor. Çocuklarım da korku içinde perişan oldular. Bir çare bul Bekir. Ne olur. Bak Nermin. Bugün gelip konuşacağım Yusuf'la. İnandıracağım. Barışacağız. Korkma. Nermin doğru mu söylüyor acaba? Bugüne kadar hiç yanlışı olmadı. En kötü zamanımda bile bırakmadı beni. Belki de hiçbir günahı yok. Yoksa ben mi manyaklaşıyorum? Ben mi haksızım? Olamaz mı? Nermin haklı. Yıllardır kendimi yoksul ve hakir görüyorum. Herkes düşmanım sanki. Şimdi öperim hepsini. Gönüllerini alırım.
Üzme canını. Hele gelsin, Yusuf'u ben ikna ederim. Ne işin var bu evde? Sana demedim mi ben? Ben de seni bekliyordum. Babana kapıyı aç oğlum. Karımın peşini bırak demedim mi ulan? Konuşmaya geldim. İşkence ediyorsun hepimize. Allah'ın belası pislik. Ulan öldüreceğim seni. Yusuf. Çekil. Ben yokken evde ne işiniz vardı? Karım mübarek bir kadın. Ona yan gözle bile baktımsa namerdim. Konuşacaksan dışarıda beklerdin. Yalancı köpek. Ben yokken yatıyorsunuz. İnsan Allah'tan korkar. Vicdansız herif. Çekil. Ah, beni kandıramazsınız. Yusuf. Defol lan evimden. Defol. Defol. Çıldırma Yusuf. Çocuklarını düşün. Yanlış yapıyorsun. Bu saçma kıskançlığı bırak. İşinin başına dön. Bir zamparayla bir kaltan lafına mı inanacağım ha? Pis yalancı. Yakmalı lan. Yakmalı. Defol lan. Defol. Defol. Yürü git lan. Anneciğim iyi misin? Yanlış yapıyorsun. Yusuf görmeyeyim lan bir daha. İyiyim oğlum. Hadi yürü. Yusuf yürü sakin ol. Baba. Sakin baba, ol. Baba dur ne olur yapma. Dur, dur, dur. Baba. Baba bırak. Mürsel. Yusuf değil mi? Yusuf ya. Yetti ulan manyak. Sana yapmadığını bırakmazdım ama. Karınlar çocuklarına... Yusuf. Yusuf. Yusuf yapma. Yusuf. 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 Dur. Yusuf dur baba ne olur. Yapma yapma Yusuf. Baba. Çekerim. Dur. Geberteceğim. Yusuf yapma. Yapma. Yusuf. Bırakın beni. Bırakın. Dik. Bırakın beni. Dik. Dur baba. Bir daha Yusuf. Buralara gelme öldürürüm lan seni. Yusuf. Baba. Baba! O anana söyle bunların hesabını soracağım. Ahmet! Ahmet bir şey yok ya oğlum. Bir tek ver bana. Tabii abi. Ver. Ne? Anneciğim, bizi bırakma ne olur. Bizi de götür anneciğim. Bırakır mıyım hiç? Birlikte gideceğiz. Nereye? Bilmiyorum. Nereye olursa. Babanız çekilmez artık. Sanki delirmiş gibi. Hesap. Geldi abi. Tamam gel. Gel be. Ne? Allah kahretsin. Yağmur da başladı. Allah. Bu gece bana yardım et. Bir gecelik paramız var. Bu gece otelde kalırız. Hadi gidiyoruz. Ama anne yağmur. Yarın ne yaparız? Bilemem. Hele yarın olsun. Bekir amcaya mı gideriz? Yok gitmeyiz. Benim memleketime döner, kurtuluruz babandan. Babanız gelmeden kaçalım. Al kardeşini çabuk. Mermin! Eyvah! Eyvah! Babam geldi. Mermin! Korkmayın sakın, ağlamayın. Nereye?
Nereye dedim? Yol ver iyilikle ayrılalım. Sana nereye dedim? Sana ne? Gidiyorum, boşanacağım, kurtulacağım senden. O herife gidiyorsun değil mi? Hayır. Hayır, hayır, otele gidiyoruz baba. Çocuklarımı götüremezsin. Ah! Anneciğim. Aklın başında değil senin. Bırak gidelim. Aşığına gidiyorsun, zampara ne ha? Ah! Baba yapma. Bırakır mı? Gel. Gel buraya. Baba yapma, ne olur baba. Paramı yedin bitirdin, şimdi o herife gidiyorsun. Bırakır mıyım lan seni? Bırakır mıyım dostuna? Bırakır mıyım ha? Yapma. Hiçbir yere gidemezsin lan. Bırakır mıyım lan sizi? Bırakır mıyım ha? Çıldırttınız lan beni. Bırakır mıyım dostuna? Ha? Ha? Hiçbir yere gidemezsin. Ayağa baba. Gidemezsin. Gebertirim seni. Yapma baba. Yapma. Gebertirim. Al. 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 Dur yapma. Anne. Anneciğim. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Anneciğim ne olur ölme. Anneciğim. Anneciğim ölme lütfen. Anneciğim ne olursun ölme. Bırakma bizi anneciğim ne olur. Anneciğim ne olur. Anneciğim. Nermin! Nermin! Ölmüş mü? Ölmüş! Anneciğim ne olur ölme anneciğim! Hak etti. Ödeştik. Anneciğim uyan ne olur. Bırak! Bırak! Bırak beni! Anneciğim uyan ne olur. Bırakın! Bırakın! Yusuf öldürdün! Anneciğim! Anneciğim! Zavallı kadın, kocasından çok çekti. Allah'ın cezası o Yusuf. Son günlerde iyi değillerdi. Sonunda olacağı buydu. Bulun o katili, ipe çekin. Her şeyi adalet. Gebersin inşallah. Kim o? Kimsin? Ben Yusuf. Yardımın gerekiyor. Ya. Bir şey mi oldu? Evet. Ermin öldü. Öldürdüm. Ne? Senin yüzünden öldürdüm. Sebep sensin. Günahsızlık. Bir şey yapacak olsak evinde çocukların yanında mı yapardık? Dinlemedin. Dinlesem de inanır mıyım? Suçlu sensin. Onu değil seni öldürmeliydim asıl. Seni! Yine çıldırma Yusuf! Nermin öldü. Seni yaşatır mıyım ha? Ah!
Ahmet. Ahmet, oğlum. Neredeyse öğlen oluyor. Merak ettik. Yeni uyandım. Şimdi gelecektim. Nelere üzüldün yine? Her şeye. Ufak bir çocuktu deyip geçmeyin. Meğer hiçbir şeyi unutmamışım. Artık kurcalamasan geçmişi. Benim yerimde olsan, benim yaşadıklarımı yaşasan her şeyi bilmek isterdin. Biz 3 zavallı çocuktuk. Hiç kimse acımadı bize. Babam bile. Üstelik suçladı. Nankörler diye bağırdı. Sonra da bizleri ortada bırakıp gitti. Karımı, sonra da aşığını öldürdüm. Pişman değilim. Hiç pişman değilim. Çocukların yan odada. Gör, konuş. Hemen savcılığa sevk edileceksin. Tutuklayın şunu. Emredersiniz komiserim. Çocukların orada. Katil! Neden öldürdün annemizi? Neden? Allah da seni öldürsün. Nankör kansızlar. Yazıklar olsun. Sizlere de lanet olsun. Gidelim. Nasıl olmuş bu iş? Gencecik kız gitti. Şimdi ne olacak bu çocuklara? Sokağa atacak halimiz yok ya. Bizde kalacaklar. Bundan büyük sevap olamaz. Allah razı olsun sizden. Bize gidelim, karnınızı doyuralım. Olur Sabiha teyze. Ama Mine uyuyor. Burada mı bırakacağız onu? Onu da alacağız. Taze fasulye pişirmiştim. Benim çorbam da ateşte. Hemen getireyim. Yo, bizim her şeyimiz var Allah'a çok şükür. Başınız sağ olsun çocuklar. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun.
Karar. Sanık Yusuf Akdoğanlı'nın karısını öldürmekten tutuklanmasına ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmiştir. Ne yaptım ben? Nasıl öldürdüm? Neden? Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi yatağa bakalım. Aferin. Hadi yat. Hadi. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Allah rahatlık versin çocuklar. Sana da. Annem nerede? Babam nerede? Nereye gittiler? Onu istiyorum. Hadi uyuyun, ışığı kapatacağım. Kapatma abi, korkuyorum. Peki. Hadi uyuyun. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Hadi gel bakalım Naciye. Uyuyalım artık. İyi geceler. Çok üzgünüm Mürsel. Ne olacak bu yetimlerin hali? Bilmiyorum ki Sabiha. Bilmiyorum ki. İnanamıyorum biliyor musun? Neye inanamıyorsun? Annemin öldüğüne. Ne olur odaya girse şimdi, ne olur. Şirket yazık ki kapanmıştır beyler. Bütün işleri tasfiye ediyorum. Rahmetli kardeşime ait yarım kalmış inşaatların satışı, devredilmesi ve her türlü işlemler için avukat Nusret Bey yetkilidir. Hepinize başsağlığı diliyorum. İnşaatlar alıcısı çıkıncaya kadar mühürlenecek. Oradaki işçi ve teknisyenlerle beraber sizin iş tazminatınız da 7 gün içinde ödenecek. Duyunca inanamadım. Öz kardeşim olsa bu kadar üzülmezdim. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun, ne diyeyim. Yusuf niye öldürmüş Bekir'i? Fakir fukara babası, hayır sahibi. Böyle bir insana nasıl kıymış o akrep? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Eğer burada kalırsam mahkemede gebertirim o Yusuf'u. Doğruca memlekete. Doğduğu toprağa vereceğim kardeşim. Çeşmeler, okullar, hayratlar yapacağım Bekir'in adına. Mekanı cennet olsun inşallah. Yusuf köpeğinin duruşmasında seni de şahit olarak dinleyeceklerdir. Neden, ne sebeple? Üçünüz de aynı memleketlisiniz. Yusuf da sen gibi Bekir'in yanında çalışmaktaydı. Neden kapıştıklarını bilirsin diye sorarlar elbet. Bakarsın bana da iftira atar o Yusuf. Kendini kurtarmak için yalana dolana sapar. Beni de yakar. Ben de seninle geliyorum. Git öteye. Nasıl dayanacaklar anasız babasızla? Aklım almıyor benim. Nasıl büyüyecek bunlar? Bacak kadar şeyler. Hele biri neredeyse bebek. Ben hiç dayanamam böyle şeylere. Niçin öldürmüş melek gibi karısını?
Niçin olacak? Kıskançlık belası. Sabiha. İyi uyudunuz mu? Yok, hiç uyumadık. O fındık kurdu Mine nerede? Akl vermiyor oğlum, uyuyor. Nasıl yaptım ben bu işi? Nasıl? Annem nerede? Babamızla beraber uzaklara gitti. Ta oralara, uzaklara gitti. Annemi istiyorum ben. Uzakta Mineciğim. O gelinceye kadar bizde kalacaksınız. Misafirsiniz. Öyle ya. Bir süre bizde kalacaksınız. Canım. Suna, bebeklerim var benim. Annem dikti. Sana da veririm istersen. İstemem. Annem nerede? Gelsin annem çağırın. Nerede annem? Annem nerede? Gelsin annem çağırın. Nerede annem? Nerede annem? Uyur Sabiha teyze. Teşekkürler canım. Hadi sen git yat uyu. Anne. Anne. Geldim geldim. Uykum gene ne oldu? Geldi. Baban sermedi mi yani yatağını? Her işi benden mi bekleyeceksiniz siz? Tut bakayım. Ne var, ne oluyor? 3-4 gündür çok yoruluyorum ben. Çok da üzülüyorum. Haklısın Sabiha. Ne olacak bu çocukların hali? Bilemiyorum. Yat yavrum. Benim kendi yüküm kendime yeter. Başkalarına daha fazla bakamam. Baş edemem Mürsel. Böyle yürümez bu iş. Bir de yarın barındırırız. Ben muhtarla konuşurum. Sonra da yolcu ederiz evlerine. Ne halleri varsa görürler artık. Tamam. İyi geceler. Çocuklarım, Nermin. Çocuklarım. Asın beni! Cellat! Gel gebert beni! Katilim ulan ben! Asın beni! Asın! Katilim ben! Çocuklarım! Çocuklarım!
Yaşatmayın lan beni! Tamam, sakin karım, ol, sakin ol. Çocuklarım, gel. Yaşatmayın! Asın beni, asın, asın! Bırakın lan beni! Ol, asın beni, asın, asın! Yap şöyle, tamam. Asın beni! Geç, gel. Tamam. Abi uyu artık. Uykum yok. Benim de. Bir gün sonra sokağa atacaklar bizi. Ne yapacağız? Eyvah! Biz ne yapacağız şimdi? Ne yaparız şimdi? Öldü anne. Yaşayamam artık. Beni de öldür Allah baba. Seni bekliyor. Ben Orhan Saygın, avukatım. Bakanlık seni savunmam için beni görevlendirdi. Buyur, otur. Olayları konuşalım biraz. Ne konuşacağız? Karım bir melekti. Dünyanın en namuslu anasıydı. Günahsızdı. Ben çıldırdım. Parasızlığa, yoksulluğa düşmeyi, başkasının emrinde çalışmayı yediremedim kendime. Saldırdım. Asmalılar beni. Savunma istemiyorum. Üç çocuğum var. Ufacık, bakıma muhtaç üç çocuk. Anneleri öldü. Onları düşün. Çocukların için yaşamak zorundasın. Çocuklar. Onlar şimdiden mahvolup gitti. İyi savunabilirsek az bir cezayla kurtulabilirsin belki. Nasıl öldürdün karını? Vurma diye yalvarıyordu. Canı çok acıyordu. Dövüyordu. Deli gibiydi. Sonra pencereyi ittim. Dışarı uçtu. Bahçeye düştü. Belki de itmedi. O kaçarken sen denedin. Bir kaza sonucu çarptı pencere. Olamaz mı? Çocuklarımı getir bana. Görmek, konuşmak istiyorum. Peki, hemen. İkisi kız çocuğu. Sürünüp ölmez de büyürlerse, itin kopuğun eline düşerlerse, çok yazık ettim onlara. Çok yazık. Merhaba. Merhaba. Ben avukat Orhan Saygın. Ahmet'le görüşmek istiyorum. Peki avukat bey. Ahmet, annem seni çağırıyor. Ahmet, gel yavrum. Babanın avukatı Orhan amca seninle konuşmak istiyor. Merhaba Ahmet. Seni babana götüreceğim. Özlemiş, bekliyor. Gidelim. Gidelim. Bu çocuklara bir çare bulun. Evet, bulmamız gerekiyor. Acıyorum, üzülüyorum ama kendi çocuğumla kocama zor bakıyorum ben. İnşallah bugün bende son günleridir. Anlıyorum. Mürsel amcayla Sabiha teyze baktı bugüne kadar. Yarın sabah kapının önüne atıyorlar. Ya. Onlar da haklı.
Az değil, 3 çocuğuz. Nasıl uğraşsınlar? Ne yapacaksınız? Şimdi bırakın bunu. Ben bir çare bulmaya çalışacağım. Kardeşlerine sahip çıkacak. Onlara sen bakacaksın bundan sonra. Ben mi? Evet yavrum, sen. Nasıl bakarım? Anlatacağım. Önce babanla konuş. Affet beni oğlum. Ne olur affet. Bizlere bakacak hiç kimse yok. Sana muhtacız. Yoksa ölsem gelmezdim buraya. Seni ölsem görmezdim. Bizi hem anasız hem babasız bıraktın. Neden? Neden? Neden annemi öldürdün? Affet beni oğlum. Affet. Hoşça kal. Sonra da babam mapushane helasında canına kıydı. Bizlere de 3 çocuğa birden bakmak çok zor geldi. O avukata söyledik. Sizleri halanızın yanına götürdü. O yılları hiç hatırlamasam daha iyi. Ama öyle perişan olduk ki, istesek de unutamayız. Mine ile Suna da unutamazlar. Unutamamışlardır.